Şuna bak nasıl mutlu. Çocuğun yüzüne renk geldi buraya geldiğimizden beri. Boyu da mı uzadı sanki onun ya? Hı. Vallahi bana da iyi geldi, ne yalan söyleyeyim. Yiğit. Hı. Geçen gün dediğin şeyle ilgili ciddiydin değil mi? Yani bu işin peşini bırakacaksın artık. Evet. Abime de söyledim. Aslı'yı alsın, Namık'tan uzak bir hayat yaşasınlar. Zaten kötüler cezasını bir şekilde çekecekler. Vallahi uzun zamandır duyduğum en güzel haber bu. Anneciğim, 5 dakika tamam, sonra eve. Tamam anne. Hoş geldin Aslı'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ferhat yok mu? Yok, gelmedi, ben kendim geldim. Üzmüyor değil mi seni? Yok. Yani artık Ayşegül, o ben bebeğimi düşüneceğim. Düşünecek başka bir şeyim yok. O iyi olsun bana yeter. Peki, hadi bakalım. Bakalım. İyi misin? Bebeğim iyi. Daha ne isteyeyim? Evet, gayet iyi. Riskli dönem geçti. Çok şükür. Ama sen iyi değilsin Aslı. Sen böyle devam edersen bebeğin nasıl hayata tutunacak? Elimden geleni yapacağım. Ayşegül, iyi olmak için. Peki, sen öyle diyorsan öyledir. Hadi ben gidiyorum. Tamam canım. Dikkat et kendine. Tamam. Görüşürüz. Bir dahaki muayene kız mı erkek mi anlarız artık. Tamam. Bir şey olursa da mutlaka aram. Her zaman. Ha, Ayşegül, ben hastaneye geri dönmek istiyorum. Ha, öyle mi? Süper. Evet evet, yani şöyle ki birkaç hastaneyle görüştüm. Ama eğer burada da kadro açılırsa, bir boşluk olursa bana haber verirsen çok sevinirim. Tabii hayatım. Peki doğum beklemeyecek misin? Yok, gerek yok yani. Tamam canım. Başhekimle konuşurum ben mutlaka. Tamam. Görüşürüz. Ayşegül Hanım, Sibel Hanımlar geldi. Müşahede odasını aldım. Biraz acilmiş. Tamam canım, geliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Ha evet, benim. Eğer müsaitseniz yarım saat sonra gelip görmek istiyorum evi diye aramıştım. Aha, tamam. Bir konum atabilir misiniz rica etsem? Teşekkürler. Evimiz oldukça ferah. Hı. Ve aydınlık. Yukarıdaki iki oda size yeter zaten. Dediğiniz gibi banyonun yanındaki oda bebek odası olur. Aptalsın Aslı. Aptalsın.
Teyze, burada mı yaşayacağız biz gerçekten? Evet. Ferhat abi ne olacak? Yani ben her zamanki kavgalarınızdan biri sandım ama ayrıldınız galiba. Ayrıldık. Ferhat yok artık. Üşüldüm. Ayıp etti ama. Kim? Kim olacak? Ferhat abi. Neydi ya? Mahkeme gibi suratla böyle. Ya adamın resmen defol git der gibi bir hali vardı. Dedi zaten. Nasıl? Boşver Jülde, insanları değiştiremiyorsun. Tamam. Kimseyi değiştiremiyorsun. Tamam da ben biraz şaşırdım. Dedim ki şimdi adam koşacak, teyzemi kolundan tutacak, gitme diyecek. Vardır ya Ferhat abinin öyle haşin tavırları. Ama yok, adam böyle bomboş bakıyor. Ya olacak şey mi? Hayır, en çok şaşırdığım nokta da bak bir de Ferhat abinin. Taksiye binmemize tamam dedi adam ya. Olacak şey mi? Teyze insan düşmanına demez, ayıp. Ama o sana kızmış. Bir şeye kızmış Ferhat abi artık durum neyse. Tutuşuk olduğu ucundan. Duvardan uzaklaştıralım. Çek biraz. Sen de bir alemsin teyze. Hiçbir şey olmamış gibi kanepe uzaklaştırıyoruz duvardan. Teyze ben özür dilerim. Dokunma. Ağlama, kıyamam sana. Teyzuşum ne yapıyorsun hamile hamile? Çıkmışsın oralara. Perde asıyorum. El at o zaman. İyi tamam hadi ben halledeyim. Kaç nasıl çıkacaksam oraya. Ay. Ferhat abi hiç iyi yapmadı.
Var ya görse senin böyle tepeleri çıktığını nasıl fırça atardı. O kendine baksın. Niye kızdı ya o kadar? Her zaman olan mevzu. Niye sinirlendi ki? Bana olan aşkı bitti demek ki Jülde. Ay teyze. Saçmalama ne olursun. Sizin aşkınız öyle kolay kolay bitecek türden bir aşk değil. Bazen aşk galip gelmiyor maalesef. İnandığın her şey bir sebepten bir gün bir bakıyorsun yalan olmuş. Ben çok inanmıştım onu iyileştirebileceğime. Ama bir yalana inanmışım. Maalesef. Öyle de deme şimdi. Gerçek bu. Gerçek bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.